Grand hoş geldiniz. Ben Erk, Bugün sizlerle beraber Futbol Manager 2023'ün yepyeni bir bölümüyle karşınızda. Bu arada kanalımızın iyisiniz. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Çarşamba gününe video yetişmedi ama perşembe yetiştirmeye çalışıyorum. Bu arada Van Eknot Hildim Forest'le ön bir görüşme yapmak istiyor. Kiralık olarak gönderiyoruz. 127 bin oynatıldığı zaman ödenecek. Oynatılmasa 191 bin ödenecek. Aylık maaşının tamamını ödemelerini istedim. Anlaşılan formasyonu ilk 11'miş. Opsiyonlu borç bedeli 7 milyon anlaştık yani bir nevi. Taksitlerle beraber toplamda 13.5'e falan denk geliyor. İki taksitle ödeyecekler. Bir sonraki satıştan 120 pay. Zaten Van Eyck'le aramız, yıldızımız barışmıyordu. Van Eyck giderse Igor kalıcı gibi. Igor'u satmaya çalıştık ama bir türlü olmadı. Ama Igor'un oyuncu lisans kaydında Igor'u o zaman Igor'a lisans çıkaracağız. Şöyle bakacak olursak Igor üzgün bu arada. Ee, bu arada Igor da satsak iyi olur aslında. Yani. Igor gördüğünüz gibi sıralamada Van Eyck, e, Ampudu ve Ortega geliyor. Yani Igor daha da yedek yani. Ama ben buna lisans çıkartmadım galiba. Igor ligde aynen lisans çıkartmamış. Ama hala çıkartabiliyorum. Lig kupası Toluca'da oynayacağız. Açılışta tabi video dışı oynarız. Dallas'ta da video içi oynar. Bölümü noktalarız diye düşünüyorum. Çünkü arada bayağı maç var. O kadar vaktim olmayabilir. Sonraki bölüm. Atlanta'la Narsville'i e oynarız. Sonra yine hmm. Toronto maçı Alabilir miyim? Bakın bir sonraki bölüme 3 maç almaya çalışacağım ama bu bölüme 2 maç alacağım. Hem videoyu yetiştireyim hem de şey yapalım. Fabian Raider. Fabian Raider'e kazıklandığımı söyleyenler var ama Raider'e ihtiyacım var yani. Ya. Kabul edelim ama şöyle bir sıkıntı var. 2 tane beleş yabancı var. Onları nasıl lisanslayacağım bilmiyorum. Şu Raider da bir gelsin. Bir de onu şey yapalım. İyidir gel bakalım. 9 milyon düşünecek diyor. oyuncu hızlandırmış değil Kostan Koca. Forma numarası verirler. Sana 19 numara vereceğim. Ee, bu arada sen Raider neydin? Orta sahadan. Orta sahanın bel kemiği misin? Carvates var. Leon var. Tam orta orta sahada olarak gözükmediği için biraz e, yok. Navarro Cordova var. Neyse forma numaralarını gönder diyelim. 19 numara. Alvaro'da bir karşılamasını isteyelim. Özgüveni arttı. Morali biraz yükseltti. Lisans kaydı. Ee, reader. Reader'ı e lisanslı çıkarabiliyorum. Navarro'la bir konuşalım. Büyük, büyük ihtimal buyurun hocam dedi. Konu Reader gelmesiyle birlikte forma süremi azalmasından yaşanan kırgını. Bir dakika. Sıkıntını anlıyorum ama bana formaya niye hak ettiğini göstermen lazım. Kendine bu şekilde motive edersen daha güçlü bir takım oluruz. Hmm üzgün. Yani Navarro benim masamı bulma, yabancı bak gönderirim. Bak Navarro seni çok şeye benziyorum. Toraro'ya benzetiyorum Galatasaray'daki. Ondan seviyorum beni sinir etme. Evet Toluca maçına geldik. Ama Toluca maçında büyük oranda dolması bekleniyor demiş. Tigers 2-10, Toluca 3-25. Bakalım canlı gireceğiz maça. Simüle etmeyi düşünmüyorum. Wolves de gitmeye sıcak bakıyor demiş. Şimdi kardeş. Foros'a biz şöyle bir tarife uyguladık. 190 bin, 125 bin. Olamayacağınız bir şeye bana gelmeyin. Kardeş 7-25'e anlaştık onlarla. 7,5. Artı 4-800 ama 5. 14 milyon şartları kardeş sen çok düştün ya ölücüsün. Bir dakika kaldır. Zorunlu satan alma opsiyonu 7 milyon. Bu şekilde şartlar bir önerelim. Oho. Ya bir git ya. Seninle mi uğraşacağım? Hacı ya pazarlık yapacağız diye. Bu arada gittiği yerde hiç oynamazsa oyuncu satın opsiyonu kullanmaya da bilir. Zorunlu satın da daha da öldürdü fiyatı. Galibiyet galibiyet istiyor. Hadi bakalım. Önümüzdeki maç için takım seçimine gelelim. Hızlı bir seçim diyelim. Jola aramız bozuk mu? Bozuk. Oğlum bunun da kondisyon sıkıntısı var ama Jurado'yu deneyeceğim. Umarım beni yüzmezsin Jurado. Yani maç kondisyon eksiği varmış. Umarım o sıkıntı olmaz. Bunun da morali bozuk yani. Üzgün yani. Hadi bakalım maça gidelim. Simülasyon yapmayalım. Şimdi hiç pres yapma falan onları seçmeyelim. Cumru'yu sıkalım ve yumruğu sıktıktan sonra herkes favori olarak gösteriyor. Sağa çıkın ve bunun hakkını verin. Oğlum bir reader motive oldu da. Reader daha beni tanımıyor ondan motive oldu bence. Beni tanıdıkça bir ihtimal sevmeyecektir. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Şimdi rakip takım atakta bakalım neler yapabilecek. Ceza sahası içi geriye döndüler. Şimdi sol kanat. Şut. Kafa van Ve corner. Dakika daha biri göstermeden rakip takım hata çıktı. Ve bakalım bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Ortasını yaptı. Aha reader sakatlandı oha ya derin oyun kurucu defansta pozisyon almanın hepsinin kötü ya bir ofansif oyun kurucu destek desek ofansif oyun kurucu destek kullanacağız o zaman çünkü bir tek o, o iyi hücum hızlanma iyi ama destek olsa destek nasıl ofansif sadece dengesi düşük sen savunmaya çekik o zaman derin oyun kurucu Stora, sen ileri git bakalım Şimdi takım konuşması yap. Yumruğu sık. Hadi bakalım sakinsin. Hadi bakalım. Fernandez aradan pası Alvarado. Ceza sahası içi Alvarado attı. Orada aslında bir şeylik oldu. Tekrar pozisyon izleyince göreceksiniz zaten. Burada topu Fernandez kaptı. Gimenez attı. Gimenez değil de şeyin defansın hatası oldu orada. Alvarado da bu fırsatı değerlendiriyor. Asist yazılmadı defansın hatası olduğu için kimseye. Ve Alvaro'da dakika 19'da 1-0 öne geçiren golü attı. Sanchez. Pablo Ara pas atmak istedin mi? Nasıl bir pas atmak istedin bilmiyorum. Fablo'nun topla ilk buluşu. Bugün oyunda 2-3 futbolcu yeni deniyoruz. Kupa'da acaba neye göre aldı bilmiyorum bu Fablo. Biz bunlara lisans Meksikal şeyinde çıkardık galiba. Kupa'da galiba oynayabiliyorlar galiba. Lig kupasının falan. Yabancı sınırı yok gibi. Sadece ligde yabancı sınırı var galiba. Önce de 10'du. 9'a düşürülmesi hiç iyi olmadı yani. Çünkü transfer yapmakla sıkıntı yap yaşıyoruz. Yani bu iki gönderesim var. Orta saha baya kalabalık. Şeyi göstermeyi unuttum bu arada. Geçen videoda göstermiştim. Kestim o sahneleri. Ee, şöyle söyleyeyim. Kadro derinlik açısından. Ee, Vanik giderse ona göre bakacağım. Gitmezse orta sahadan birini göndermem lazım. Ama Vanik giderse İgor lisans çıkartırsın var ligde aslında ligi döndürür ya. Tejora falan döndüreceğini düşün. Alvaro da Fernandez ve gol geldi işte bu. Fernandez atıyor. Bizim Gimenez'den ses seda yok gibi. 6.7. Fernandez açılmaya başladı galiba. Alvaro da burada Arap'dan çok güzel bir pas attı. Ve Fernandez'e bu şekilde golünü atıyor. Dakika 25 2-0 oldu. Şunu atla diyelim artık. Şimdi oyuncumuz süpersiniz diyeceğim çünkü 2-0 öne geçtik. Bir 3 gelir mi? Top kaybı geldi. 3 gelir mi derken top kaybı geldi. Van Sanchez. Şimdi bakalım ne olacak. Fablo'da, Fablo pasları Albero da aldı olmadı. Fablo'nun ikidir paslarını beğenmiyorum. Ucumu ama olmuyor. Van geriye döndü. Şimdi hadi be bak bunun da pası kötüymüş. İşte tekrar ortası kiminiz? işte bu. Ama inceleme var. Offside değil umarım ya. 3 geliyor mu derken daha benim şey de gitmedi. Üç. gol geçerli. Güzel offside değilmiş. Ortası ilkinde kötü olsa da ikincisine. Ilkincisi, ee, Della Fonte. Güzel orta. Jimenez. Bu şekilde gol atıyor. Çizgi de çekse abi, güzel oldu aslında. Aslında maçı burada bir şey mi yapsam diyorum. Direkt sonuca mı gitsem. Neyse takımı biraz daha tanımaya devam edelim. Alvaro da topu aldı gidiyor. Sağ kanata döndü Alvaro'da. Orta gelmedi. Top kayba. Evet ilk yarı bu skorla bitiyor. 3-0 kapatıyoruz. Soyunma odasına gidelim. Ee, eller belde. Eller belde bu şekilde takımla konuş. Eller yukarı kaldır. Ş şükredilmiş gibi havaya kaldırma. Musaşe muhteşem bir ilk oynadın. oynadı. Zırkıp perişan oldu resmen. Maçın gidişatına memnun böyle devam edin beyler. Aslan dediğini diyeyim en azından. Öbürünü şey yapmayayım. Gazla gelmesinler. Şimdi ikinci ara konsantrasyonu kaybetmeyin diyeyim. Yorgun oyuncular varsa duruma göre değiştireyim. Kupada 3 değişiklik mi yapılıyor? 4 mü 5 mi? Ona emin değilim. Yemezin demin moral bozuktu. Yazı gidince konsantrasyon kaybetmeyin deyince moral yukarı çıktı. Şu dızak işaret aşağı bakıyordu. Arada konuşmalar da önemli yani. Gibi duruyor şu anlık. Al bakalım attak şansı mı değil. Şu an top orta sahada dönüyor. Video uzamasın diye susmayı tercih edeceğim ama ya da etmeyeyim yani. Peki bu ataktan gol yemesek güzel olur. Oyuncu değişikliği yapacağım. 60. dakikaya bir geleyim. Güzel. Juro da kurtardı. Er, ya bana şeye de teklifler geliyor. Kaleciye de. Ya iyi bir teklif gelse satacağım da. Mesela bu iki satmaya çalışıyorum. 6 milyon 7 milyon değer var. Satamıyorum. Bazen öyle bir gariplik oluyor ki. Hani 6 milyonluk olan oyuncu ya da 3 milyonluk olan oyuncu 6 milyona satabiliyorum yani. Geç, geçen videoyu izlersen Pumas 6 milyona bir oyuncu kitlemiş. Yani ben o oyuncu o kadar paraya satacağım beklemiyordum. Ha, bazı oyuncuların etmesi gerektiği, o değer etmesi gereken oyuncular etmiyor bir sürü. Mesela e, 29 milyon en rekor bir kulübün rekor bir satışı oldu ama Ibanez'den sonra Ibanez 20 milyon satmıştık. ve ve oyuncu 29 milyona gitmesine ama bilmiyorum da, daha fazla satabilirdik gibi geldi daha sık pazarlık yapsaydım bilmiyorum daha iyi kitleyebilirmişim gibi düşünüyorum. Igor'a bir şans mı versek? Van'e iki çıkarı kaygısız Jorge Sanchez. Bir dakika Jorge Sanchez niye kaygısızsın? Onun yerine oyuncu oynatamıyoruz ya. Ortak Ademil oynar gibiydi. Ortak ne? Ya, acı neye Ademil ortak ayı seçilebilir gösterdin? Jorge Sanchez. Ulan bizim a kamposumuz yedeklerde almamışız. O zaman Igor'u şöyle alalım. Igor bir şans bulsun. Takım konuşma yap yumruğu sık. Sağ çıkın ve kalan kısa sürede oyunu etki etmenizi istiyorum diyelim. E -M motive oldu. Sakin. Vurdum duymaz. Kaygısız. Bu ilk vurdum duymaz olur. Çünkü biz en son onu satmak için kavga ettiğimiz için vurdum duymazlık yapıyor. Aha. Gol yedik ya. Dakika 80. E, burada geldiler adamlar. Gol beklemezken gol yedik. Yani rakip pozisyonları pek konuşmuyorum. Çünkü video uzamasına gerek yok. Rakip pozisyonları pek göstermiyorum zaten. Gerek var mı? Emin değilim. Bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arada ama ne? E, bazen önemli maçlarda aslında şey yapabilirim. Spik e, pozisyonu sunabilirim. Baktım gol olmuyor mu? Ya da pozisyon güzel olmadı mı? Yani böyle bir hata mı hata çıkacağız? Döndüler mi? Kese bir montajla öyle bir şey yaparım olmadan. Reader 8'de de sakatlandı mı? Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur derken. Acı. Oyuncu değişikliği yok. Değişikliği onayla. 10 kişi oynayacağız. 90 artı 1'de. De La Fontenay sakatlandı. Büyük ihtimal sağdan çıkmış olması lazım o. E, maç bitti. Soyunma odasına dönelim. E, şu. Yok. Kollar yukarıda. Eller kenetle. Tevkinli bir şekilde kenetle. Eller cepte. Eller cepte takımı isteksiz bir şekilde konuşuyorsun. E, parmak sert bir biçimde yönelt. Kardeş eller belde ne? Eller belde bir şekilde takımla konuş. Ha. Konuşalım. Adana Spor'da oynadığı futboldan çok memnunum. Hmm. Eller beldenin bir farkı yok galiba. Yani eller belde diyor. Tigers League Kupası e, yarı final maçını kazandı diyor. İstediğini aldı diyor. Orta Katolika'dan. Eskiden Orta Kato orada mı oynuyordu? Oha 3-4 Ağzını kırayım. Bir şey değil mi? Hani videoya yorum yapmışsınız kazıklandın da. İşte şimdi kazıklandık. Oğlum bu adamın sakatlığı meyilli rapora bir bakalım. Aa varmış lan. Biz niye bunu dikkat edip almadık? Şey aldık. Vay ağzını kırayım. İşte beyler sakat. işte dediğin transfer. transfer. Oha değere bak. Kazık transfer dedikleri bu olsaydı. Ama bir şey diyeyim mi? Biz bu adamı var ya. Şu an değeri 24-33 milyon arası. Ben var ya ilk teklifte bu adamı satarım. İlk teklifte satarım. 20 milyon gelsin hemen satarım. 2 hafta sağlar uzak kalacak. İlk maçından çıktı diyor. Reader ve ilk maçın 8'inde dakikasında sakatlanarak tarihin bir kazı oldu. Kuzey Güney final mi? Tigers final karşılaşma Dallas ile oynayacak. Fernandez Tigers e, mesetti diyor. Şöyle bir öyleyim. Başka neler var? Bu arada maç tarihi kaymış. Kayma var mı başka? Ha Dallas League Kupası finali var. Oğlum biz Dallas'la bir tane daha maçımız var. Grup maçı olacaktı o ben bölümü bir iki maçla bitirmeye düşünüyordum ama lig kupası bölümü olsun bu bölüm. Şampiyonlar Ligi'ne girmeyelim. Nedeninde mahrum kalacak diyor. Jo ve Fulham konuşması isteksiz. Tamam isteksiz sen hiç konuşmayalım. Ama ben konuşacağım yine de. Aha! 17 milyonu kabul ettiler ya. Neyse ben ikna etmedim. Gider gitmez ona kalmış. 17 milyon. Satarsak hemen yerli bir ikinci kaleci bularım. Çünkü ben hiç, e, az kaleci olarak artık şu adamı oynatmak istiyorum. Nerede lan? Mevkiler sıralan. Sebastian Jurado oynatmak istiyorum. Joao Paulo giderse en azından yerli bir genç kaleci bakacağım. O adamı da zamanında getirmiştik. Hatta bir bakmak istiyorum. Senin değerine bir bakalım. 137, 140. Yani 137'lik bir oyuncusun. Jurado kaçlık? 134'lük. Ya Jurado kaleyi korur ya. 125'lik bir yedek kaleci baksak iyi olur. 1.83. Dallas en önemli oyuncusuymuş Mido. Mido'ya bir baksak mı da? Mido gel bakayım bir sen. Mido, Mido, Mido. 32 yaşında hacı. Ee, neyse. Tigers B4 öneri. Hmm, anlamadım ama neyse geç. Çıkacağınız kupa final hakkında takımla konuş. Final kaybeden takım kimse hazırlanmaz. Bakın gençler sizden bekledim Elinizden gelen en iyisini yaparak kupayı kaldırmamız. Hevesli. Hocamız haklı. Kupayı biz hak ediyoruz ve başka bir takım bunu başarmasına izin vermeyiz. Olumlu bir şekilde. He? Evet güzel bir konuşma oldu bakın. Yeşilleri yaktık güzel. Van Eyck'in transfer teklifi yaptı diyor. Wolves Van Eyck. Hacı Van Eyck'i bir zamanda kaç aldık? Bedelsiz suğa almışız. Kiralık olarak oynatıp sonra bedelsiz suğa almışız. Acaba azla mı gider? 15 milyonla açalım. Toplamda 19 milyon. Şartlar önerdiğince zaten e, belli oldu. 2 milyon, 2 milyon. Hacı 10 milyon desek 14 milyona. 14 milyona git ya. Sen de git. Hadi git. Yerine bir yabancı buluruz. O, teklife cevap verdi ya. Hacı 20 maç oynarsa 4 milyon alacağız. Ee, Joe Paolo bu takımda oynar mı acaba? Oynar gibi çünkü kalecilerin resmi bir değeri yok. 9. Kabul etti ya. Union Berlin niye teklif yapmış? Hı, biz bu oyuncuyu izliyormuşuz zaten. Hırvat bir oyuncu. Ama bu oyuncunun şöyle bir şey var. 129'luk 152 potansiyeli var. Yani 129'luk bir dakika. 143'lükmüş. Hacı bayağı sağlam bir oyuncu satıyoruz şu anda. Aslında bedavaya da satıyoruz. Igor kaçtık. 125'lik. Igor'dan kurtulsak iyi olacak. Tereddütlü önce maaşı da yüksek çekiyorlar işte o sıkıntı. 8 milyon çok mu verdik ya? Kenar stoper. Oğlum defansın merkezinde kenar stoper var mı? Defansın merkezi kenar stoper. Hacı sen niye kenara gitmek istiyorsun? Ben onu anlamadım. Bizim oynatacağımız genelde standart savunma. Seni onu o özelliği bir kaldıralım. Ya kardeş sen kimin de hucuma ucum oyuncumuz ideal bizim. Aha. Kaldır ve tekliften çıkar. Ya git ya. Git ağzını kırdım. Sen ne uğraşacağım ya. Yabancı transfer kapanışına daha çok var. Ha öncekinde patladık ya. Neyse dursun biraz daha. Ama çok maaş istiyor acı ya. 71 alan adam çok maaş istiyor. Benim kafamı bozandı o zaten. Bir de ucuma takviye istiyor. Ee, önümüzdeki maç için diyelim şunu hızlı seçim. Gizli forvet. 10 numarada adamı gizli forvet olarak oynatırsam acaba ne olur bilemeyeceğim ama bir deneyeceğiz. İlk 11'imizi bu şekilde ayarladım. Ee, Sanchez bu maçta kampostalara dönmüş. Ee, şimdi takım üzgün olan Puyik var. E, ee, Zendeşas bize geleceği için o ayrılma muhabbeti yazıyor. Çünkü biz onun kontratını satın aldık galiba yani işte ise. Solda Linez'in Cordova'yı deneyeceğim. Umarım Yüzümü kara çıkarmazsın, kordova. Oyunu başlat, yumruğu sık, ee, bu avantajı kullanalım. Başta önemli bir başka, hadi bakalım ya kimseyi memnun edemedik. Neyse, başlatalım bakalım, onca seslenelim. Ortak oynuyor Vaneykin yerinde. Şimdi, ya e, Igora lisansı geri çıkartırsam? Ya bir defansa bir transfer yapasın var ya. Igor'u bir göndermek istiyorum artık. İşine bir bakayım Igor'un da. Eğer yaşlıysa yaşlı oyuncuları direkt göndermek istiyorum. İki tane ya yabancı <laughs> oyuncuyu da kiralık sözleşme imzaladık. Onları ne yapacağız? Onları da değerlendirmemiz lazım. Ona göre giden oyuncuya ligde lisans çıkartıp bir şeyler yapmam lazım. Yani bu iki biraz oynadıkça yapabiliriz. Kiralık oyunculara pek maaş ödemeyeceğiz. Yani pek fazla para ödemeyeceğiz. Ee, en azından Şampiyonlar Ligi'nde... Karo derinliğimiz olsa iyi olur. Bu arada gol yedik. Kaçarabilsin çocuklar diyeyim ama gol yedik. Dakika 17. Burada gol yiyoruz. Ekip takım taç atışı kullandı. Ceza sahası çekimenez. Gimenez kontrol atak şansı. Gimenez gidiyor. Gimenez. Gimenez. Geriye döndü. Pas hatası yapıyor. Gimenin rakip takım kontratakta. Sizin ağzınızı kırayım. Başarabilirsin çocuklar diyeyim ama. Sadece niye bu maçta? Bakalım uzun bir top. Zende doğru. Zende içeriye. Fernandez yapma be koçum. Yapma be Fernandez. Dallas'tan daha fazla uçuş çekiyoruz ama hala gol yok. Hadi bakalım Sanchez. Puig. Puig topu kaybetti. Puig senin ağzını kırayım. Seni oynatan adamı. Oha ne yapıyorsun hocam? Filele öyle sarstın ki gol gibi geldi. Ortega hadi Ortega verdi bası Zendaşos uzun top Gimenez'e gelmiyor. Şimdi bir de adam transfer ederken forvete transfer. Ulan Gimenez var ya. Gimenez'i biz boşuna mı? Aha. İkinci gol yedik. İkinci gol yedik hacı ya. Daha biz ikinler bir şey yapamıyor. böyle şeylerde sinir oluyorum ya. Cidden var ya. Ha bu arada geçen bir takipçimiz yazmış. Ağlay ağlaya maçı kazandım falan demiş ama orada ağlamak değil de takıma sistem etmek aslında. Ona cevap verecektim de fırsat olmadı. Çok uzun yazdığı için ona mobil telefondan cevap verilmesi biraz zor oluyor. Mobil çünkü detaylı yazmış. Ona dakikalara tıklayıp bakmam lazım. Şimdi soyunma odasına bir gidelim. Ama bir dakika buradan gidilmiyordu. Şöyle gideceğiz. Bu maçı kazanabiliriz. Çabalamaktan vazgeçme. Oğlum niye ağzı olmuyorsunuz? Ya sizin ağzınız yok. Fernandez ceza sahası içi. Fernandez hadi be kılpayı. Fernandes Yine olmadı. Fernandes şimdi ortasını yaptı Zendeşas. Zendeşas şimdi Navarro, Navarro yap be. Ya. Orta Gimenez. O nasıl tuttu o topu? Bunun garip bir tutuş oldu. <laughs> Fernandes ya içisin diye seni çıkarmıyorum diyorum hala yok. Maç bitti ya. Maç bitti. Fernandes atamıyor ya. Hala teke tekte de atamıyor ya. Takım nasıl bir takım anlayamadım gitti ya. Lig kupasını biz hiç alamadık galiba. Paslı beceremiyorlar baksanıza. Nasıl bir final olduğu hiç anlamış değilim. Maç bitiyor. Dallas kupayı alıyor. Hiç memnun değilim acaba. Hiç memnun değilim. Hiçbir şeye basmaya gerek yok. Memnun değilim. Gelen kutusuna dön. Lig kupası G final maçını kaybetti diyor. Ama kupa töreni olmadı galiba geçmişe geçmiş şampiyonlarda zaten bu turnuvayı bizi hiç alamamışız. 3 Üç, yani en son toluca almış. Organizasyon düzenlenmedi diyor. Finalde yine kaybediyoruz. Daha önce finalde mi kaybettik bilmiyorum. Fernandez Arif Doğan çok kızgındı. Oyun kurucusu orta saha Fernandez Tigers e, Lig Kupası Güney final maçında Dallas 2-0 yenilmesiyle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısında açıklamalarında bulundu. Manager Arif Doğan takımı gösterip performans yüzünden sinirini hakim olamadığını söyledi. Fernandez Arif Doğan oynanan futboldan memnun olmadığını ve oyuncuların güzel bir fırça attığını sözlerine ekledi diyor. <laughs> Victor Guzman Meksikalı. Victor Guzman defanstı galiba ama 8 milyon. Bir temsilciyle bir görüşelim bir ilgilendiğini belli, belli et diyelim. Eee 8. pozisyon temsil ama Guzman sözleşme serbest kalma maddesi bedeli bu. Aa! Hem fikir ol. Hem fikir ol. Teklif yap, şartlar öner. Teklifi sonlandır. Acı. Madde koyarsanız affetmem yani. Yapıştırırım. 22 yaşında daha genç. Evet, Guzman'la bir görüşelim bakalım ne istiyormuş. Yıldız oyuncu. Sözleşme tarihi. yıldız önerilenden bir gidelim mi? Ha kabul etti önerilerini. Yıldız oyuncuya gerek yok. 114. Ee, 97 anlaşır mıyız? İmza parası 1 nokta. Temsilcinye şöyle bir 100 bin verelim. Temsilcin seni bir gaz kandırsın. <laughs> e, 5 yıllık. Maç başı ücreti. Küme düşünmesinde serbest kalma. Satış bedeli. Bir kaldırsak mı ya? Ya da %5 diyelim. Aa, onu da kabul etti. He? Evet. Kuzman gelirse ve teklif yapan olmazsa bayağı bir güzel bir paraya guzmanı kapatıyoruz yani. VanEck için çalışma izni başvurusu yapıldı diyor. Aha. VanEck başvuru tamamlandı galiba. Arabiye mi gidiyorsun sen? E, Fulham gene teklifi reddetti. 110 pay alacak. 1.3 alacak yani. Şartlara bağlı olarak 17 milyon gibi bir değere çıkabilir diyor. Porsche %4 payı sana alacakmış. Yönetim anlaşma tamamlanırsa Sonraki transfer bütçene 8 milyon eklemeyi kabul etti diyor. Neyse bu adam biz beleşe getirdi Sıkıntı değil yani. Gelen kutusunu tekrar. Bu arada bu teklif yok galiba. Ee, bu arada bura gidişin 30... E, Oha! Ağzını kırayım emi. Abi bir dakika. 17 milyon bulaşacak. Oğlum biz beleş... Joe Paolo'ymuş lan. Ben 1'e 2 gitti kafam ya. 1'e 2 biz beleşe aldık. Bu adam 17 milyon bulacak 8 milyon bize atırıyorlar ama lan bu transfer var ya fite fit gittiği bir şey, o şartlara bağlı olarak e, tabii biz para alacağız. Kaç yıllık sözleşme? 2027'ye kadar sözleşme uzatmışlar. %20 satış payı da vardı yani şey işte burada gözükmüyor galiba. Gözükse güzel olur onlar. Vergi sonrası diyor. Adam güzel maaş alıyor ya. Nereye gittin oğlum sen? Adam deli maaş alıyor cidden var ya. Gitmek de haklı yani bize ne kadar maaş alıyor diyor. Bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz galiba ama güzel para alacak. Diğer Dallas maçına geldik. Videomuzu burada noktaya bir sök videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısalacakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.